Çok zoruna bir şey almak. Leyla Hanım ne alsak beğenmez. Hem beğenmez hem laf eder. Kadın ne yaptı etti hatırlattı yani evlilik yıl dönümlerini bize. Ne var bunda canım, biz bile unutuyoruz bazen. Olur mu, Leyla Hanım unutulmaz. Bak adamcağız ağzını açıp bir şey söyledi mi? Söyler mi şekerim, hiç öyle insan mı o? Neyse canım, biz görevimizi yapalım da beğenmezse beğenmesin. O kadar. Sen bir sütyen al, ben bir gecelik sıkıldım, gidelim. Ben de hadi. Mine. Hı? Bu olur mu Leyla Hanım'a? Olur da takmaz. Hadi bakalım Ergun, hayırlısı olsun devletimize de milletimize de. Hayırlısı efendim, ne yapacaksınız? Bu da bir görev. Vatanı hizmet Ergun, vergimizi vereceğiz devletimize. Öyle efendim. Tamam da oğlum, devletimiz de bizi biraz düşünse ya. Çok doğru efendim, ne güzel söylediniz. Rezalet, biz tıkır tıkır ödeyelim vergimizi, memleket vergi kaçakçılarının cenneti olsun. Peki biz bu durumda ne oluruz Ergun ha? Ne efendim? Hıyar, hıyar. Aman efendim, estağfurullah. Hıyar, hıyar, hıyar. Biz görevimizi yapalım da efendim. Pranga mahkumları. Vergisini ödeyene enayi gözüyle bakıyorlar memlekette. Öyle maalesef efendim. Ha, Nazan'la Mine buluşacaklardı bugün. Ha, buluştular, buluştular abi. Sen mi getirdin bize? Evet, 9:30-10'a doğru bıraktım onları. Kaçıncı evlilik yıllarıymış bu annemlerin? Vallahi bilmem, 52 mi? 52, 52. Maşallah efendim. Allah uzun ömür versin. Haberimiz olmadı. Bizim de olmadı Ergun. Annem bizi hatırlamadık diye aşladı. Vallahi biz hanımla belki 20 senedir hatırlamıyoruz efendim. Çoluk çocuk gayesinden akşam yediğimizi bile unutuyoruz. Gel. Ha, gel Abbas efendi, gel. Şu vergilerimizin üstüne içelim kahvelerimizi sıcak sıcak. Afiyet olsun babam. Masum'dan ne haber Abbas efendi, hiç anlatmıyorsun. İyi babam, affedersin, akıllandı maşallah. Hanım hanım oturuyor kulübesinde. Aferin, ağlamıyor mu artık peşinize? Ağlamıyor babam, alıştı affedersin. Yanağından öpüp kulağına tembihliyoruz çıkarken. Çok şükür efendim maşallah. Büyüdü büyüdü. Abbas efendi, sizin aranızda bir şey mi var yine ha? Yok babam, ne haddimi affedersin. Baba kötü bir şey yok değil mi? Tamam, hemen geliyorum. Ne olmuş Bülent? Annemi hastaneye kaldırmışlar, kanama geçirmiş. Ah yazık. Nesi var acaba? Bilmem. Benim hemen gitmem lazım. Söyleyeyim mi Ergun Bey? Ne yapıyor içeride Abbas efendi? Konuşuyor bacım, affedersin, cıvık cıvık. Ben söyleyeyim. Geçmiş olsun babam. Sağ ol Abbas abi. Para falan lazımsa çekinme affedersin, söyle. Demet gel, hayrola. Özür dilerim. Bülent'in annesi kanama geçirmiş. Hastaneye kaldırmışlar, acile. Oh. Kanama mı? Ne var acaba? Bilmiyoruz. İzin verirseniz gitmek istiyor. Gitsin gitsin. Hay Allah, beyannemeleri gönderecektik efendim. 2 gün sonra gönderirsin Ergun. Şunu da ver, lazım olur. Sağ olun. Hangi hastaneye kaldıracaklarmış kadını? Çapa'ya. Tanıdıklar vardır orada. Şeyi bulsunlar şimdi Selçuk. Orada ameliyatta. Selçuk. Selçuk'a. Profesör Selçuk, selamımı söyle benim. Peki. Selçuk Bey kızı profesör, duydu mu? Tamam Ergun Bey. Ben de telefonla ararım şimdi. Ha, yapabileceğimiz başka bir şey varsa arasın. Sakın çekinmesinler, söyle. Duydun mu kızım? Duydum Ergun Bey. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bulunmaz patronlarsınız vallahi. Yüzünüze diye söylemiyorum. Her zaman söylerim. Şunu kim yapar şimdi? Ah o Masum'u görmeyin teyze. Ne yapıyor Arap kız? Anlat biraz. Çok büyüdü Hüsnü amca. Büyüyecek. Şimdi o 6 aya kadar böyle olacak. Üzüyor mu sizi? Yok canım. Alıştı alıştı. Abbas ona bir kulübe yaptı. Oturuyor sıcacık. Hacer, bana şu camları silecek misin bugün kızım? Sileyim teyzeciğim. Yine temizlik mi var hanım? Ha, sen de kaç hemen evden. Şu senin spalara bir uğrayayım. Hayır, gitmeyeceksin onlara sakın. Ne var hanım? Siz de işinizi görün. Hayır dedim. Adam olsalardı alırlardı ellerine birer demet çiçek, gelirlerdi şuraya. Aman be Leyla. Ama büyüttün şu işi be. Büyütürüm. Bundan sonra ne hatırlatırım ne de hatırlarım onları. Evlat teyze, evlat, büyük konuşma. Evlatsa evlatlıklarını bilsinler terbiyesizler. Hele o Nazan'la Mine'yi bir göreyim. Ne yapacaksın? Asacak mısın?
Kim gelir bu saatte? Ben bakarım. Satıcı falansa sav gitsin Hacer. Tamam. Aa, buyurun. Oo, Hacer Hanım, sen de buradasın bugün. Buradayım, burada. Teyze bak, iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Canım, hoş geldiniz. Bizi mi çekiştiriyordunuz yoksa? Sizi. Buyurun. Baba, sen de mi buradasın? Buradayım kızım. Yollamıyor Leyla Sultan sokağa. Yasakladı. Dedikodu yapıyoruz. Bak şimdi Hüsnü. Onlar da bir şey var sanacak. Vardır. Aa, tövbe valla. Hep iyiliğinizi konuşuyorlar. Evlilik yıldönümünüzü kutlamaya geldik. Biraz geç oldu ama kusura bakmayın. Benimkinin de kabulünü rica edeceğim. Özür dileyerekten Leyla Hanım. Ne kusuru be kızım? Gelin şöyle. Aşk olsun. Siz de ciddiye mi aldınız? Ben öyle takıldım çocuklara. Neyse canım, biz de takılıyoruz. Ziyaret günümüz bugün Nazan'la. Sizden sonra nimetlere de gideceğiz. Yo, bırakmam öyle hemen. Bir şey yediniz mi? Mine ile karar verdik. Bugünden itibaren öğleleri hiçbir şey yemiyoruz. Aferin. Hacer, kahve yap onlara kızım. Birer kahve içeriz. Tamam, yapayım. Temizlik mi var? Bizde her gün temizlik var kızım. Rahatınıza bakın. Nasılmış Nimet Hanım? Keçileri kaçırmış iyice. Aa, buyurun. Merhaba. Merhaba efendim. Cafer'i mi arıyorsun? Hayır efendim, öğrencilerimi bekliyorum. Dün de gelmediler. Kapıcı yok yerinde yine. Devamlı manava kaçıyor, haberin olsun. Biliyorum efendim. Apartmanda maalesef herkes bildiğini okuyor. Söylüyoruz Türkan Hanım ama hiç oralı değil. Siz nereye böyle? Alışveriş yapacağım biraz. Dikişler sıkıldım. Sevim ararsa hemen geliyorum. Söyleyemedim, banyodaydı. Olur efendim, görürsem söylerim, güle güle. Eyvallah, ben gezerim. Benim adım Cemil. Çekemem öyle dikiş mikiş. Cemil, nereye yine haber vermeden? Manava gidiyorum Sevim. Alışveriş. Hava alacağım biraz. Sıkıldım, gelme üstüme. Şimdi de manav mı çıktı başımıza? Bak bekliyorum, oyalanma oralarda, işimiz var. Hemen geliyorum Sevim. Hem ben böyle daha verimli olurum. 2 dakika. Of, bıktım. Ben de bıktım beklemekten. Geleceği yok bunların. Gelen giden yok değil mi efendim? Yok efendim, maalesef. Boşuna beklemeyin efendim balkonlarda. Tamam işte, anlaşıldı. O kadınlar çaldı bilezikleri. Evet efendim. Hemen günahlarını almayalım ama öyle görünüyor. Bugün de gelmezlerse. Gelirler mi efendim? Aptal mı bunlar? 4 bilezik, 1 altın kaplama saat. Siz de hala ders parasının peşindesiniz. O da gitti efendim. Öyle onlara hanım hanımcık görünce ne bilelim, itimat ettik. Ah! Keyfiniz yerinde maşallah hanımefendi. Baş köşeye kurulmuş gene. Kalk oradan. Dokunmayın efendim çocuğa. Hırsınızı ondan mı çıkarıyorsunuz şimdi? Belki de günahlarını alıyoruz efendim. Belki de bir yerlere tıkıştırdı gene büyük hanım. Kendinizi kandırmayın efendim boşuna. Onlar çaldı. Neredeyse kızım, yavrum, yanaklarından öpecektiniz. Koskoca karıların. Ne yapalım efendim? İş yapıyoruz birkaç kuruş kazanalım diye. Birkaç kuruş için milyonlar gitti efendim işte. Allah, nerede benim para çantam kızım? Para çantanız mı efendim? Eyvah, o da mı gitti yoksa? Yastığınızın altında olması lazım anneciğim. Yok, nereye gider kızım? Ne kadar vardı içinde efendim? Ne soruyor kızım Sabri Bey öyle? Paranızı anneciğim, paranızı. Onu da çaldılar. 5 mecideyen vardı. 5 milyon ha? O da gitti, eyvahlar olsun. Arayın polisi efendim. Siz o şırmıtıların lafa sol ağzına düşerken soymuşlar evi işte. Siz de göbek atıyordunuz efendim. Beni söyletmeyin şimdi. Aynen, ne zaman gelecek o saç takımı kızım? Mezun oldu onlar anneciğim, mezun. Keşke herkes onlar gibi olsa. Tıkır tıkır ödediler ders paralarını. Saç takımına ne olmuş kızım? Soyulduk diyoruz, kadın hala alem düşünüyor. Pes. Elmamı ver. Buyur.
Elmayla da ne güzel gidiyor. Şunu şuraya koyalım Cemil Bey. Patronlar her an teftişe gelebilir. Gelsin. Benim adım Cemil. Sen çok konuşma. Elimdesin. En küçük bir hatanı göreyim hemen söylerim kızıla. Vallahi yanlış biliyorsun Cemil abi. Abi yok. Pardon Cemil Bey. Benim bu dükkanla bir ilişkim yok vallahi. Adem'i idare ediyoruz. Şöyle 3-5 kuruş. Benden kaçmaz. Benim adım Cemil. Elimdesin. Biliyorum her numaranı. Nerede Biram? Buyur. Elma da ver. Yarasın. Cafer abi kolay gelsin. Eyvallah. Oo, siz de mi buradasınız? Burada burada. Şunu bana bozabilir misin? Müşteri bekliyordu. Bakayım olacak. Sağ ol. Nasıl gidiyor aştak viştak vaziyetleri Dunkov'la? Aa, o nasıl söz beyefendi? Siz beni ne sandınız? Aşk olsun. Olur mu öyle şey Cemil Bey? Komşu onlar burada komşu. Halis öyle diyor. Kıyameti koparırım vallahi şimdi, terbiyesize bak. Yüz verdik, ne diyormuş? Yok kimsenin bir şey dediği kızım. Hadi bak işine sen, hadi. Oo, iyi be. El alemin ağzına sakız olduk. Yapma bunu Cemil Bey, kurbanın olayım. Burada yüz yüze bakıyor bütün gün insanlar. Yalan mı? Her gün sıkıştırıp öpüyormuş. Nerede Biram? Aman aman bırak. Serpil Hanımlar geliyor. Efendim buyurun. Hemen gitmemiz lazım Cafer. Zarfımızı almaya geldim. Anam zarf. Hoş geldiniz. Aa, siz de mi buradasınız? Buradayım, evde sıkıldım. Alışveriş alışveriş. Merhaba. Merhaba. Bıraktın mı üniversiteyi? Yo. Kim çıkarıyor bunları? Okuyor kız. Sular seller gibi maşallah. Hadi Cafer alışveriş yapacağız. Ver şu zarfımızı. Hemen efendim. İki zarf anne. Babam bugünkünü de versin dedi. Anam bugünkünü de mi? Evet. Adem yok da. Ne zarfı bu? Hesap Cemil Bey. Günlük hesap. Bir, iki yüz efendim. 840 daha. 0-0 elde var 0. 0-4 daha. Elde var 4. Tertip kızı getirmedi hala Hüseyin amca. Yavaş tertip, amcam duyacak. Duymaz hesap yapıyor. Getirmedi be tertip, özledim. 8-2 daha. Ben duymadan getirseydin tertip. Ya, elde var 1. Güzel olur getirseydi. 1. Ha, ne getirdi? Yok bir şey baba. Ne konuşuyorsunuz o zaman? Hesap yapıyoruz burada, aklımı karıştırmayın benim. Konuşmasana tertip. Hesap yapıyor orada adam. Abadi'yi de hastettin zaten. Ben mi ettim? Sen tabii ya. Yedirmişsin bizi Almanya'dayken pis pis şeyleri. Uyuz oldu hayvan. Hasbinallah. Kaldırmayın şimdi beni yerimden ha. İkinizi de patlatırım ensesini. Efendim. 2.040.000. 885 daha. 0-5 daha, 5, 4-8 daha, 4-8 daha kaç eder? Kaç eder tertip? Kaçtı be? Tüh, ikinizin de kalıbına. 9-10-11. Burada bakır, demir, eskiler alırım eskici. Hüseyin amca geldi baba. Geldi tertip yakala. Tüh, yine karıştırdınız kafa bu, ne oluyor? Hüseyin amca geldi baba. Gelsin ne bu telaş? Kızı getirdi baba. Ha? Ne kızı? Kolay gelsin. Eyvallah. Buyur biramız da var, elma muz. Afiyet olsun. İş var. Siz bu gidişle sermayeyi kediye yüklersiniz aslanım. Dadandırmışsınız sarhoşu da. Oh, gel keyfim gel. Müşteri de yok herhalde. Niye olmasın? Kaynıyor. Kıskanma hadi, kıskanma. O öyle iki dakika uğradı gider şimdi. Ne kıskanacağım aslanım senin satacağın 2 kilo kurtlu ıspanağı. Çalıma bak. Hoş geldin Hüseyin amca. Hoş bulduk tertibim. Hadi alın şunları size getirdim. Hadi tertip sallama.
Kızı yapıştırdın mı Hüseyin amca? Yapıştırdım da aslanım. İster daha birkaç gün. Ağırlık koydum üstüne. Ağırlık mı koydun Hüseyin abi? Sağlam olsun diye tertemim. Patlamasın bir daha. Kıza bir şey olmasın Hüseyin amca? Ne olacak aslanım? Alt tarafı lastik parçası. Öyle hor görme Hüseyin amca. Tertip seviyor onu sıcak sıcak. Halis. Efendim Dilek. Sen buraya gelsene biraz. Geliyorum Dilek. Ooo tertibim bu da sana abayı yaktı iyice. Hadi hayırlısı. Seviyor beni Hüseyin amca. Nereye gidiyorsun? Amcam denizden aldın mı? Bırak yeğenim delikanlı adam. Neşesini bulsun biraz. Hemen ustaya şikayet etmek mi lazım? İdare edeceksiniz birbirinizi hadi. Buraya gel. Geldim Dilek. Ne var özledin mi beni? Güzel konuş benimle. Ne diyeyim? Bak tertip sen çok oldun artık. Şu sizin sarhoş komşunuz bile senin yüzünden bana neler söyledi. Cemil Bey amca ne diyor? Daha ne diyecek? Biz seninle kırıştırıyormuşuz. Ne demek o? Anla işte. Sen çıkarıyorsun bu lafları. Orada burada Dilek benim sevgilim diyormuşsun. Çok mu kızdın bana? Evet kızdım. Bak vallahi bir daha duyarsam söylerim annene. Ustam gel sen bana şimdi bir 5 milyon ver. Şu eniştemi senedini ödeyeyim. Gerisine karışma. 5 çok Hüseyin. Biz de sıkışırız vallahi bugünlerde. Sonra verme ustam. Senden para isteyen mi var? Şu eniştemin cenderesinden hayırlısıyla bir kurtulayım. Batırdı vallahi beni bu kaza. Nereden geliyorsun? Dilek'le konuştuk biraz. Konuşacak ustam delikanlı adam. Rahat bırak çocuğu. Ne oldu? Sana ne? Ne olduysa oldu. İşine bak sen. Sesiniz çıkmasın. Hesap yapıyoruz burada. Ben sana bugün bir 3 vereyim de gözüm işin görülsün. Yarın yine bakarız. Vallahi kurtarmaz ustam. Hiç verme daha iyi. Kurtarsa sıkar mıyım ben seni? Teklif mi var aramızda? Bak yapıştırmaya hiç para almadım. Yapıştırmaya mı? Gözüm ne yapıştırması? Şey canım, şey ustam. Lastik. Karıştırdı mı başkasının başkasının? O kimsenin olamaz benim. Bu Adi'nin baba patlatmış. Nasılsın anne? İyiyim güzelim. Hele sen böyle yanımda olunca. Nerede baban? İlacını getiriyor. Anne lütfen baban deyip durma şu adama. Peki yavrum. Peki bir tanem. Sen nasıl istersen. Nimetciğim Damla'nı getirdim. Getir sevgilim. Görüyor musun Özge? Her şeyimle tek tek ilgileniyor. Görevim Nimetciğim. Ne demek? İlgileneceğim tabii. Kaç damla bu? 6. İç şunu Nimet. Uyutmasın. Uyusun kızım. Doktor verdi. Kim acaba? Cem olabilir. Ah gelsin. Onu da çok özledim evladım. Oo buyurun. Anne bak merhaba. Kimler geldi. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Sefalar getirdiniz. Ah canlarım. Vallahi şimdi aklımdan geçiyordunuz. Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış. Nasılsın Nimetciğim? Çok iyiyim şekerim. İyi efendim maşallah iyi. Geçmiş iyi. Olsun. Sağ ol canım hoş geldin. Yani beni ne kadar memnun ettin bilemezsin. Buyurun efendim buyurun. Bu ne güzel sürpriz. Şeref verdiniz buyurun. Leyla Hanım'ın da sana çok selamı var Nimetciğim. Sağ olsun. Biraz kendime geleyim gideceğim ziyaretine. Geldin bile Nimetciğim çok şükür. Efendim biz de şimdi güzel kızımla onu konuşuyorduk. Büyük gelişme var. Raşit'ciğim gelir gelmez lafa boğmasana insanları. Bırak bir nefes alsınlar. Heyecandan Nimetciğim. Lafa boğmuyorum. Sevincimi paylaşıyorum dostlarımızla. Bırak konuşsun adam Nimet. Konuşsun ama saçmalamasın şekerim. Kahve içer misiniz? Çay da var. İçerler içerler. Hadi benim bir tanem hadi yavrum. Ben çayı tercih ederim. Efendim şu psikoloğa gitmekle öyle isabetli bir iş yapmışız ki. İnanır mısınız yıllar sonra birbirimizi yeniden tanıdık. Allah Allah. Öyle Nimetciğim birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi anladık bir kere. Raşit buraya insanlar senin aşk hikayelerini dinlemeye gelmedi kes. Ne var efendim yabancı mıyız? Aşk olsun Nimet adam samimi anlatıyor. Evet efendim gayet samimi söylüyor.
Ben mesela Nimet'in 19 yaşındayken kendisinden 10 yaş büyük bir sevgilisi olduğunu bilmiyordum. Orada öğrendim. O adamla ilk defa öpüştüğünü söyleyince doktora, inanır mısınız, beynimden vurulmuşa döndüm. Öyle bir kıskanç köpek. Dur ben seni beynini dağıtayım Başar. Nazan, Nazancığım kanadı mı canım, bakayım. Ne oluyor birader perakende satışlarımız? Alıyor musun hesapları penguenden tıkır tıkır? Tıkır tıkır evelallah canım abim. Kuruşuna kadar. İyi çalışıyorlar namusuyla. Aferin. Vatandaşa bu lazım. İyi hizmet, şeffaf hesap. O kadar abicim. Yakında 5 dükkan daha katılıyor manallar zincirimize. 5 mi dedim birader? 5 dedim canım abicim. Tak tak. İnternetten giriyoruz cız casus gibi. Bütün piyasa araştırmaları bitti. Etiler, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Bebek. Tak tak da birader. Kalkabilecek miyiz altından? Ne demek canım abicim? Kardeşine bırak sen o işleri. Uyuma mecahında Allah canımı alsın. Vatandaş da kardeşini görür birader. Böyle çalış canımı al, helal olsun. Hesapların da cam gibi. Cam canım abim. Aynen. Bize kelek yok. Çalışalım, tak kazanalım paramızı. Kazan birader, helal olsun. Primin de alırsın, hissen de vatandaştan. Gözlerimi yaşarttın. Gel seni bir öpeyim. Öp canım abicim. Sedat. Ah, gel hayatım. Pardon, gizli bir şey mi konuşuyordunuz? Yok vatandaşın gizli saklısı yenge. Öpüyordum biraderimi, içimden geldi. Candan hizmet karşılığı. Ne güzel. Merhaba. Merhaba kızım, merhaba. Hoş geldin. Buyurun oturun. Ha, bir şey reklam edelim size. Ah, oturmayalım Yavuz Bey. Alışverişe çıkacaktık da, izin verirseniz. Söylemedi mi yoksa Sedat size? Şimdi söyleyecektim hayatım. Çıkın yenge, izin ne demek, rica ederim. Sağ olun. Sedatcığım, ben şeyi aldım. Hah, ben de onu soracaktım hayatım. Aldık babatak. Ne bu yenge? Zarf Yavuz Bey. Para. Ha, para vaziyeti. Yoksa takviye ederiz yenge, çekinmeyin. Kasa emrinizde. Var canım abicim, çok şükür. Eksik olma sen de. Hem de 2 tane Sedat. Oh, vatandaş koyacak zarfı cebine, eritecek. Bitti mi biram? Bitti. Hadi Cemil Bey eve. Dövdürecek misin bizi yengeye? Kimse elini süremez. Benim adım Cemil. Sevime söyledim. Oo, olmuyor böyle ama. Kes oradan bir elma daha. Elma kalmadı. Kalmadı mı? He. Hasbinallah. Geldim Cafer abi. Neredesin be aslanım? Kovduracak mısın bizi? Sizin apartmanda bir olay var abi. Olay mı? Hayrola? Polis gelmiş. Hırsız girmiş galiba Sabri Beylere. Anam. Tam da gününü buldum. Şimdi zabıt mabıt. Hırsız mı? Kime girmiş? Benim evime giremez. Bacaklarını kırarım. Bu ne olacak abi? Götüremem onu şimdi. Söylerim karısına, gelir alır. Bu da başımıza bela oldu. Oldu valla. Ha Adem, unutuyordum. Bak Serpil Hanım geldi, aldı zarfını. Bugünkünde. Tamam abi. Bu da gördü ama kafası kıyak, anlamadı bir şey. Gelen giden zarf oluyor burada. Tamam. Benim zarfım nerede? Verin bakalım zarfımı. Efendim çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu. Kısa zamanda hayırlı bir sonuç alırız inşallah. İnşallah. Güle güle efendim. Ha, memur bey, biri sarışın. Biri kızıl saçlı. İkisi de balık etinde. Elleri kırılsın inşallah. Evet efendim, onlar. Kimsenin günahını almayalım boşuna. Eşkallerini verebiliriz emniyete. Gitti efendim, gitti. Nefes tüketmeyin boşuna. Yazık, bulunur mu acaba? Nasıl bulunacak evladım? Ne telefonları var, ne adresleri. Vah vah. Cafer. Buyurun. Ha, geldi efendim kapıcınız. Gelmez olsun. Soyulduk, soğana çevrildik. O manallarda dolaşıyor Allah'ın cezası. Bir yerde gezdim yok vallahi efendim. Sus, bir de yemin etme. Çarpılırsın. Hah, tamam. Yöneticimiz de geldi. Buyurun. Hoş geldiniz. Hayrola? Niye buradasınız? Buradayız hanımefendi. Gözünüz aydın, soyulduk. Soyuldunuz mu? Niye benim gözüm aydın oluyor? Öyle efendim. Zabıt tutulacak, polis geliyor ama apartmanda ne yönetici var ne kapıcı.
Buradayım efendim. Yalan söylüyor efendim, şimdi geldi. Elleri kırılırsın canlar. Sahipsiz kaldık efendim. Bilezikler, saatler, paralar çalınıyor, adam manav olmuş. Kapıya baktığı yok ki. Buldunuz adamı garip, vurun bakalım. Kapıcıyla ne ilgisi var bunun? Almış evine sabıkalı kadınları öğrenci diye. He, biz nereden bilelim? Öyle mi Sabri Bey? Öğrencileriniz mi? Öyle görünüyor efendim maalesef. Öyle efendim, öyle kesin. Elleri kırlar sıcalar. İşte buyurun, biz mi soktuk hırsızı içeriye? Çok konuşma sen. Sen nereden geliyorsun? Alışverişten efendim. Alışveriş. Çocuk mu kandırıyorsun? Efendim, siz pek önem vermiyorsunuz söylüyorum ama apartmanda bu Yavuz haydutu, o Sedat Bey tam bir menfaat çetesi kurmuş durumda. Benim ne ilgim var bunlarla efendim? Allah kuru iftiradan saklasın. Babacığım bana! Sus sen bakayım. Karışma her lafa, bir şey biliyormuş gibi. Bakın, duydunuz mu efendim? Sizden başka herkes biliyor, kuşlar bile. O nasıl söz Sabri Bey? Kuşla bir mi tutuyorsunuz şimdi beni? Hayır efendim, estağfurullah ama apartmanda dönen dolaplardan haberiniz olmuyor maalesef. Kimsenin dolap molap çevirdiği yok çok şükür. Hakaret etme öyle insana. Maşallah. Senin dilin pek uzadı. Tabii manav karısı olunca. Cevap verme öyle kızım. Baban yaşında adama. Aç şu kapıyı Gül. Biz konuşuyoruz. Aç Gül. Cafer sen de gel bakayım. Başla. Efendim, siz pek oralı olmuyorsunuz ama hakikat bu. Ben yine söyleyeyim de. Kapıcımız aleni manav oldu. Hih, vallahi yalan. Sus sensin yalancı. Kocama yalancı demeye utanmıyor musunuz Cafer Bey? Babacığım Cafer pazarlama. Duydunuz mu hanımefendi? Duydum Sabri Bey. İkide bir şu kuşu şahit göstermeyin bana. Konuşacağım gerekeni. Teşekkür ederim uyarılarınıza. Buyurun. Estağfurullah efendim. Apartman hepimizin apartmanı. Boşuna nefes tüketmeyin efendim şu kadına. Dinlemiyor ki. Ayla yakalamışlar mı hırsızları kızım? Elleri kırlasıcalar. Ne hırsızı efendim? İlk anında hırsız sayıklıyor. Hırsız! 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 Manavdı evladım. Babam manavdı. Nedir bu manav hikayesi Cafer Bey? Tövbe efendim. Bir ilişkim yok. Yavuz Bey açtı, bizim Adem duruyor başında. Ben de ara sıra kontrole gidiyorum. Bıktım ben bu işten. Bırakacağım valla. Hırsız polisçilik mi oynayacağız bu yaştan sonra? Estağfurullah efendim. Gitme sen de kontrole cırt pırt. Söyle, apartmanda işim var de. Türkan Hanım izin vermiyor de. Sen önce bana doğruyu söyle. Manav mısın, kapıcı mı? Vallahi kapıcıyım efendim. Günahımı alıyorlar. Yalan mı söylüyor o yaşlı adam? Ya herkesin gözü üstümüzde. Ne yapsak kabahat? Allah canımızı alsa da kurtulsak. Neler söylüyorsun Gül? Tütü tövbe de. Aa, geçmiş olsun. Merhaba. Burada mı Türkan Hanım? Buradayım. Hayrola, ne oldu böyle? Çılgın bir arkadaşımızın marifeti. Kaza kaza. İlaç şişesini kocasına fırlattı. Baba. Dikiş var mı? Yok, bereket. Geçmiş olsun. Bir bakalım, buyurun. Of of! Babacığım manav manav! Sus be sen de, laf çıkarma. Kim öğretiyor bunları sana, hain? Kim öğretiyor ha? Hakikatleri söylüyor hayvan, işine gelmeyince hain. Cafer! Anam! Nerede Cemil? Dükkanda. Tüh, içiriyorsunuz değil mi adama? Ahlaksızlar! Biz neye içirelim yenge, tövbe! Sus, ben bilmiyor muyum ne numaralar çevirdiğinizi orada? İki dakika diye çıktı, bak hala yok meydanda. Bunlarda her türlü ahlaksızlık var efendim. Her şey beklenir. Menfaat çetesi. Tüh! Yakında Allah cezanızı verecek. Tüh size be. Oo, çattık. Adam karısının bileziklerini çaldırmış, kabahat bizde. Kadının kocası içmiş, sızmış, kabahat bizde. Tüh babacığım, tüh! Tüh sana be.
Buyurun efendim. Hocam hızlı gidiyorsun. Oo, Şükrü babamın evindeyim, sıcacık, havam yerimde. Biz de garsonumuz olduk bu arada ama. Getir bakayım Aydın'ın baygını. Ben de ona baygınım vallahi. Aydın çıkar şu babamın terliklerini ayağından, çok bozulur. Kayınvalidem de ayakkabıyla oturmama bozulur, ne yapacağız? Canım yok mu başka terlik evde? Yok abla, ben verdim. Ben karışmam vallahi. Vallahi ben de karışmam, Şükrü babam kızmaz bana. Geç Mineciğim. Aa anne, burada mısınız? Buradayız efendim, oturuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne bu ne, Çeçenistan'dan mı geliyorsun? Öyle bir şey işte. Bir yere mi çarptın anneciğim? Yok canım, nimetlerde oldum. Kavga mı ettiniz? Yok yok, anlatırım. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol, hadi oturun, siz önemli değil. Gel biraz uzan Nazancığım, hadi gel. Uzanacağım, biraz başım ağrıyor. Anneciğim bir şey lazım mı? Yok yok, oturun siz. Ne oldu be anne? Yok bir şey dedim oğlum, hadi oturun siz. Hadi Nazancığım. Aman kıs şunun sesini sen de birazcık. Tamam Sait. Vah kayınvalidem var. Bozuldu mu biraz bize? Bozulmaz annem öyle şeyleri. Bana hiç gülümsemedi. Ne yapsın kadın, kaşı patlamış baksana. Ben bir bakayım. Sen de mi zarf almaya geldin Sevim? Kalk, ne zarfıymış o? Ne bileyim, zarfını alan gidiyor. Laf çıkarma Cemil Bey, kalk Allah aşkına, herkes bize bakıyor. Baksın, benim adım Cemil. Bir zarf da yengene ver bakayım. Cemil, şimdi seni bir zarflarım, sapıttın mı iyice? Kalk! Hadi Cemil Bey. Sen de niye gülüyorsun şimdi? Bulamadım ne eğlenecek başka bir şey. Tut şunu. Yenge vallahi ona gülmüyorum. Sinirlerim bozuldu. Benim de böyle bir huyum var işte. Benim de kötüdür huyum. Kaldır. Cemil kalk. Kalk diyorum sana. Bağırtma beni Cemil. Benim adım Cemil. Zarfımı almadan bir yere gitmem. Ne zarfı sayıklıyor bu? Hayal yenge, hayal. Yok öyle bir şey. Ben böyle kadınla evlenmem derdim. Bak nasıl tartaklıyor Cemil amca. Dilek olsa? Onunla da evlenmem. Ayrıldık zaten. Sevmiyorum artık. Aa ne oldu? Tipim değil. Hoşlanmıyorum artık. Annem bana Almanya'dan kız bulacak. En iyisi benimki tat. Lastik bastik ama. Ah Galip, ah gözüm görmesin seni. Hasta ettin hayvanımı. Sei doch nicht traurig, aber die Mutti ist bei dir, ja? Tertip, amcam uyumuş. Halt, bırak uyusun. He? Kim uyuyor? Amcalar uyumaz. Nereden geliyorsunuz? Şuradaydık baba. Cemil amca sarhoş olmuş da ona baktık. Beni uyutup gizli işler mi çevirmeyi düşünüyorsunuz yoksa? Yok amca. Kaçın kurasıyız biz oğlum. Sizin beyninizden geçeni anlarım ben hemen. Anlarsın amca. Senden kaçar mı baba? Zehirsin zehir. Ne sandın sen beni evelallah? Abadi kom. Buradasın ha Galip. Buradayım yenge. Sus! Yenge deme bana. Beğendin mi yaptığını? Ne yaptım yenge? Daha ne yapacaksın canım? Hastaneden geliyorum. Eksama olmuş hayvan. Karaciğeri bozulmuş. Tüm katil. Vallahi katil. Biz yokken kim bilir neler yedirdin hayvana. Bir şey yedirmedim yenge. Ya yedirmedin. Tamamen gıdadan diyor veteriner. Yazık, yazık. Yedirmiştir anne. Al. Güzel konuş büyüklerinle. Hayvan kaşınıyor ama Davut. Böyle böyle yaralar açıldı. Olmaz ki. Hayvan bu hanım kaşınır. Bu da kaşınıyor baba. Demek bu da eksema oldu. Yedi tabii biz yokken abadinin mamalarını o. Ne? Oh my god. Köpek maması. Yedin mi hayırsız? Şöyle ucundan tadına baktım amca. Tüh senin midene. Ah. Tüh. Babacım, babacım. Ay senin babana. Kapıcı, kapıcı. Ay babana da kapıcına da başlayacağım şimdi ha. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sus sen. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Aa ne o be? Yüzünden düşen bin parça dövecek gibi insanları. Öyle vallahi Gül. Suyumuz ısındı bu apartmanda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Birinin köpeği uyuz olmuş. Birinin kaşı yarılmış.
Önüne gelen bize çatıyor. Bilezikleri biz çaldırdık, baykuşu biz sarhoş ettik sanki. Delirme hadi, delirme. Olan olmuş, ne yapalım? Hasta var mı daha? Yok, bu son. Bıktım canımdan be. Yemekten sonra babamlara gidelim. Aa, ne yapacağız babamlarda? O bize akıl verir. Rapor mu almalı, ne yapmalı? Burada hayat yok bize. Ha, buldun. Kim verecek sana 3 senelik raporu? O bilir, o bilir. Bir konuşalım. Madamın köpeği gibi ben de uyuz olacağım bu kapıcılıktan. Aynen, yakalamışlar hırsızları kızım. Haber yok daha anneciğim. Büyük hanım da durup durup hırsız sayıklıyor. Ne yapsın kadıncağız? Elleri kırılsın inşallah. Gitti gider. Hah, hayırdır inşallah. Karakol olabilir Sabri Bey. Bakalım efendim inşallah. Alo, evet. Kim efendim? Öğrenci arıyor efendim. Ha aman efendim, sorun. 19 yaşından büyük olmasın sakın. Kaç yaşındasınız evladım? 17'ymiş efendim. Ha iyi. Ha şartlarımızı da söyleyeyim, bundan sonra böyle. Evladım yaşın tamam. Derse başlamadan önce ben sana şartlarımı söyleyeyim de sonra bir anlaşmazlık olmasın. Ana, yakalanmışlar mı hırsızları kızım? Hayır anneciğim, yeni öğrencisiyle konuşuyor. Elleri kırılsın inşallah. Hah, yazıyor musun evladım? Yaz. 1. Muhtardan alınmış ikametgah kağıdı. Ha, nüfus kağıdı sureti efendim, unutmayın, aslıyla birlikte. Yazdırıyorum efendim. 2. Nüfus kağıdı, aslı ve bir sureti. Sureti bizde kalacak. 3. Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı. Ha, hesap numaranızı verin efendim, para peşin. Ha evladım, banka hesap numaramı da yaz. Haftada 4 saatten 2 milyon peşin yatıracaksın. Efendim, ne dediniz evladım? Bak terbiye size. Ne diyor efendim? Kapattı. Söylerdim şimdi ama büyük hanımın yanında terbiye müsait değil. Vay velet vay. Sen al da şartlarını diyor. Aa! Aa efendim aa, ama biz de çocuğu derse mi çağırıyoruz, ikinci şubeyi mi belli değil. Aa merhaba. Ha, merhaba. Merhaba Hasancığım. Ah babamlar. Benim de Şükrü babam. Aydın dikkat, sinirli olabilir. Hoş geldin canım. Nazan bakayım sana. Ne zaman çok değil. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yok bir şey canım. Olmaz ama Mine. Alalım bir rapor, kaldıralım tımarhaneye kadını. Hadi hadi, sen de delirme. Kaza. Amcacığım hoş geldin. Çapkın yeğenim hoş bulduk. Hoş geldin. Efendim iyi akşamlar. Oo güzel, yeğenim de burada, damat da burada. Ne güzel ne güzel. İyi akşamlar, ne haber Bilge? İyi amcacığım, sağ ol. Güzel güzel. Hepimiz buradayız maşallah. Şu tatsız olay da olmasaydı. Kaza canım. Ne kazası mı? Benim terliklerim nerede? Eyvah Aydın. Aa Aydın giymiş. Aa Aydın mı? Ayakkabılarım çamurluydu da efendim. Çıkar çıkar evladım. Hoşlanmam ben öyle şeylerden. Dedim sana Aydın. Pardon. Buyurun efendim. İlk günden başlamayalım damatçılığa. Zaten canım sıkkın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam öp babanın elini. Dur dur dur. Hani nerede oğulların? Bıktım her akşam sofra kur kaldır keyiflerine göre. Yemeğe gelmeyeceklerse gelmeyeceğiz desinler canım. Ne bu böyle? Kıracağım boynuzlarını ikisinin de. Aya yanmış it gibi ikisi de oradan oraya dolanıyor. Oh, herkes kendi keyfinde. Bana eziyet olsun da. Bak benden duymuş olma. İkisinin de metresi varmış. Kim söyledi? Kızacaksın belki ama abim. İkisini de görmüş. Senin abinin lafıyla kuyuya inilmez sultanım. Aman Halil Bey, o adam da sana ne yapsa yaranamaz yani. Yaranamaz sultanım. Sicili bozuk iblisin. Hani nerede? Niye getirmedi borcunu? Hah, belki de getirmiştir. Günahını alma. Gelmez o. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Kızım dedeye geldik bak. Dedesi. Ne o Sultan Hanım, çok şaşırdım bizi görünce. Ne şaşıracağım canım? Buyurun geçin. Gelin bakayım. Siz bu evin yolunu bilir miydiniz? Bilmez miyiz babacığım? Allah seni başımızdan eksik etmesin. Gel bakayım Hanife dedene. Pasta getirdi size dedesi. Çok yaşa kızım. Hafize gel sen de öpeyim. Öp kızım sen de dedenin elini. Öpeyim baba. Çok yaşa. Bizim ölümüze öpen yok. Öperler öperler. Yemek yediniz mi? Yedik babacığım sağ ol. Konuşmaya geldik öyle. Hoş geldiniz. İşte hep böyle göreyim sizi. Biz de seni hep böyle görmek istiyoruz babacığım. Başımızda. Çay yapalım sultanım. Yapacağım ayol dur. Aa ne sabırsızsın. Şu masayı toplayayım hele. Toplasın babacığım toplasın. Tas kebabım vardı. Ben koyarım canım çayı. Ne münasebet canım. Bizim elimiz armut mu topluyor? Aa hem ben öyle sokmam kimseyi mutfağıma. Dur kızım. Bak şimdi söylediğine şunun baba. Ben yabancı mıyım? Bırak Gül tamam. Misafir olalım. Babacığım sana danışmaya geldik. Hayırdır? Hayır babacığım. Manav işine başladım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor da çok şükür babacığım. Apartmandan rahat bırakmıyorlar. Senin aklın neler bu hukuk işlerine? 3 yılım kaldı. Acaba diyorum bir rapor alsak deli doktorundan. Tazminatı sakatlamadan. Yok olmaz öyle şey. Sapıttın mı 3 kuruş kazanacağım diye. Ben de söylüyorum ama dinlemiyor ki baba. Sapıttı valla. Buyurun. Şeker ya kızım şeker. Yeni mi bileziklerin Sultan Hanım? Evet yeni. Halil Bey aldı. 18 ayar sağ olsun. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Ne ayol? Ben de oturmaya geldiğini sanmıştım. Neye gelmişiz Sultan Hanım? İş görüşmesine. Menfaatiniz icabı tabii. Bana baksana sen. Yolarım şimdi o küpelerinde bileziklerinde ha. Aa hadi yol bakayım yol. Hadi. Otur, konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz be aman? Konuşuyoruz. Kırarım şimdi ikinizin boynuzunu. Babacık. Oh. Şişmiş mi biraz? Biraz var Nazancığım. Hadi iyi akşamlar. Senin damat oturuyor oğlum. Oturuyor abi ne yapayım? Başım ağrıyor biraz. Kısın şunu. Tamam sahip. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nazan bu böyle oturacak mı? Bana niye soruyorsun Şükrücüğüm? Gider gider hadi takma. Biz götürelim istersen ha? Yok yok bir dakika. Aydın. Aydın. Evladım. Sen oturacak mısın daha? Oturuyoruz efendim. Kısmasana oğlum şunu dinliyoruz. Annemin başı ağrıyor. Hadi abi siz gidin. Adam çöreklendi baksana hadi. Güle güle. Hadi iyi akşamlar. Güle güle. Güle güle. Ağız mı aldık? İyi akşamlar canım. Nazan ben yatacağım. Ben de istiyorum ama ayıp olmasın buna. Ne ayıbı Nazan sen de yat. İyi. Bir tane daha verir misin bebeğim? Bir tane daha mı? Çok olmasın Aydın. Olmaz olmaz küpten de ver kızım. Ali senin uykun gelmedi mi? Kuş muyuz baba? Biz kuş mu oluyoruz şimdi? Alo? Kim bu saatte? Kim? Ha evet bir saniye. Aydın seni arıyor. Kim bebeğim? Bilmiyorum valla. Aydın, evladım buranın telefonunu da mı vermiştin? Hehe. Alo? Vay Nizi, ne haber hocam? Gelemem, geç oldu be hocam. Oturuyoruz. Muhabbet güzel. Belki burada kalırım. Şükrü Beyler'de. Kal evladım, kal. Viskimiz var, müziğimiz var. Nereye gideceksin? Muhabbet de güzel. Sana pijamalarımı veririm. Oh ne güzel, Şükrü Palat. Babam o gece dayanamayıp damadını öpmeye başladı. Evladım, seni bize gökten melekler yolladı. Giy pijamamı, giy terliğimi de.